Evet, selamlar herkese. Yeniden birlikteyiz. Bu videoda Haziran ayında bireysel emeklilik fonlarının getirilerine sizlerle birlikte bakacağız. Hazırsanız hemen başlayalım ama öncesinde hatırlatmak istiyorum. Lütfen sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Günlük olarak kazançları oradan grafiksel anlamda paylaşıyoruz dedikten sonra başlayalım. Bildiğiniz gibi Haziran ayında döviz ataklarının neticesinde en yüksek getiriyi sağlayan bireysel emeklilik fonları dış borçlanma araçları oldu. Burada Anadolu Hayat'a ait ikinci kamu dış borçlanma aracının %32,27 ile Haziran ayında en çok kazandıran fon olduğunu görüyoruz. 167 bin kişilik de bir yatırımcısı var bu fonun. Son bir yılda da %74'lük bir getiriyi yapmış. Valör süresinde de 1 ve 2 gün olduğunu dikkat edelim. Satarken 2 günlük bir valör süresi var. Yani 2 gün sonra gerçekleşiyor. Eurobond fonu olarak ön plana çıkmış. Devamında da yine kamu dış borçlanma araçları var. Onlara tek tek bakmak istemiyorum. 31-29-29 şeklinde gidiyor. Burada fon sepeti fonu göze çarpıyor. Anadolu Hayat Emekliliğe ait. Orada da yine 206 bin kişilik bir yatırımcı var ve çok ciddi bir sayıya ulaşmış. Son bir yılda da %57 getirmiş. Burada yabancı borsa yatırım fonlarına yatırım yaptığını görüyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta yabancı borsa hisse senetlerine doğrudan değil, yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapan bir fon. Yani şöyle düşünün, bu fon Amerika'da S&P 500 endeksine yatırım yapan bir fonu satın alarak o endeksi satın almış oluyor. Dolayısıyla S&P 500'ün risklerini de sırtında taşıyan bir fon olarak göze çarpıyor. Burada satış valörü 3 gün, yani siz talimatı verdikten sonra, satış talimatını verdikten 3 gün süre sonra paranız serbest hale geliyor yeni bir fona geçmek için. Devamında da burada tabii S&P 500'ün %29'luk bir getiri sağladığını söyleyelim bu fonun. Yine Agesa'nın teknoloji sektörü yabancı değişken fonu var %28'lik. Yine aşağıya doğru baktığımızda da kamu dış borçlanma araçlarının ön plana çıktığı bir ay olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir iki tane araya karma fonlar ve değişken fonlar girmiş. Onlar da yabancı pozisyonları sayesinde bunu başarmışlar. Bir de otomatik katılım tarafına bakalım. Otomatik katılım tarafında da Haziran ayında BNP Paribas'ın dinamik değişken emeklilik yatırım fonu %23'lük bir getiri sağlamış yatırımcılarına. Orada da yine hisse senedi paylarının olduğunu görüyoruz. Yine BNP'ye ait agresif değişken emeklilik fonu var. Orada da hisse senedi yatırımı yapıldığını görüyoruz. Otomatik katılım tarafında valör süreleri özellikle yerli piyasada işlem yapan fonlarda bir gün, hemen bir gün içinde bu fonlarda alım satım yapabiliyorsunuz. Ve yine Signa'ya ait bir agresif fon var. O da gerçekten güzel bir fon. Otomatik katılım tarafının liderlerinden tamamen hisse senedinde bulunuyor. Haziran ayında %21'lik bir getiriyi TL bazında sağlamış olduğunu görüyoruz. Devam etmek gerekirse burada garantinin bir takım verileri var Haziran ayı için sıraladığımız, onlara bakalım. Garantinin kendi içerisinde de yine dış borçlanma araçları %28'lik bir getiri elde ederken Karma EYF gibi fonları da %27'yi getirmiş. Altın fonu da %20 getirmiş. Bizim de içinde bulunduğumuz bir fondu. Altın katılım fonu. Diğer piyasalara baktığımızda doların %24,9 getirdiğini görüyoruz. Hisse senedi ortalaması %18'de, vadeli mevduat %2,2'deydi. Yine bu ay içerisinde devlet katkısı fonlarında da garantinin katkı EYF'nin %11,7 getirdiğini görüyoruz. Onun da hisse senedi pozisyonu %43'tü. Diğer katılım katkının da aynı şekilde. Burada farklı olarak kamu dış borçlanma araçlarından da yararlandığını görüyoruz. Açıkçası devlet katkısı açısından güzel bir ay olmuş gibi duruyor. Şimdi de ENAG tarafından açıklanan Haziran enflasyonuna bakalım. Tabii ki bu getiriler oldu ama totalde enflasyon karşısında ne kazandık derseniz, Haziran 2023'te ENAG'ın
açıkladı. TÜİK'inki biliyorsunuz ki biraz tartışılan bir konu. O yüzden ENAG'ı baz almak daha sağlıklı olacaktır. %8,54 bir enflasyon olduğunu söylüyor Haziran ayı için tüketici tarafında. Dolayısıyla fonlarda ciddi getirilerle enflasyon çok rahat bir şekilde geride bırakılmış, özellikle gönüllü BES tarafında. Otomatik katılımda da yine enflasyonun çok çok üstünde getiri sağlayan fonların olduğunu söylemek mümkün. Yani genel itibariyle bireysel emeklilik açısından Haziran ayı böyleydi. Ben kendi sözleşmemle alakalı son derece memnunum. Hem altından hem hisse senedinden getiri elde ettik. Belki dış borçlanma araçlarına bir yatırım yapılabilirdi ama açıkçası ben zaten dövizden gelecek getiriyi altında beklediğim için orada da neticede yararlanmış olduk. Tabii ki altın fonları bu seviyelere çıkamadı. %20'ler bandında kaldılar. Burada ilk gördüğünüz gibi altın katılım emekliye ait altın katılım fonu %22 getirmiş ki en yüksek getirenlerden bir tanesi o. Dolayısıyla bu seviyeleri yakalayamadık, zirveyi yakalayamadık Haziran ayı içerisinde kendi sözleşmemdeki fon tercihleri açısından. Ama umuyorum ki sizler kamu dış borçlanma araçlarına portföyünüze yer vererek bu güzel getirilerden sözleşmenizde faydalanmışsınızdır diye umuyorum. Lütfen aklınıza takılan konuları videonun altındaki yorum bölümünden bizlere iletmeyi unutmayın. Ben bu video için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.